Yaşam fark etmekten kurulu. Ve fark etmek için de şöyle bir şeyin bir şeyden bir farkının olması gerekiyor. Bizim alemimizin gerçeği zıtlıklar alemi olması. Çünkü bu zıtlığa bakarak aslında biz en başta söylediğim o farkındalığı yaşıyoruz. Yani bir kendinize şöyle yoğunlaşıp şu gözünüze, görme yollarınıza, böyle bir beyninize, gören sen misin diye bir sorar mısınız lütfen? Bizim maddeyle birlikte bir de manamız var. Yani bir özümüz var. Bu bedeni içine alan bir ruhumuz var, bir enerji bedenimiz var. Şu an üçüncü gözünüzü aktifleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle düşünün, bir anınız var, bir hatıranız var ve gözünüzde canlandırmak istiyorsunuz. Nereden geliyor bu anı? Merhaba canım dostum, güzel insan, hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın? İki haftadır bugünü bekliyorum. Ay güzelliğim ya, ben de çok seviyorum. Benim 2 haftam nasıl geçti bilmiyorum. Acayip bir yoğunluk ve dolunayın etkileri. Bir taraftan bugün sabah biliyorsun yine tutulma var. Böyle bir acayip pres altındayız. Ama her şey çok olması gerektiği gibi her şey yolunda. Ben de çok özlüyorum. Biliyorum ne gün olduğunu. Birkaç gün önce baktım, şeyde gördüm. Çok sevindim gerçekten. Benim için dinlendirici bir akşam, keyif verici, enerji verici bir akşam. Çok Arkanıza şükür. yaslanın, dinlenin hocam. Evet, seninle dinleniyor olacağım ve en kısa zamanda da niyet ediyorum tekrar karşılaşmaya. Ankara'da çok yoğundu, kalabalıktı birbirimizde ama seni uzaktan görmek bile çok güzeldi. Evet, inşallah en kısa zamanda bir şöyle baş başa yüz yüze bir zaman geçireceğiz. Evet, bugünkü konu başlığımız da çok güzel. Vay canına, Evet. gözdeki sır. Şimdi ben 2 haftadır bu konuya çalışıyorum. Bayağı böyle sayfalar dolusu notlar aldım. Bakalım ne kadarını yetiştireceğim bilmiyorum. Canım, Ama canım. öncesinde şey düşündüm. Şimdi 1 saat falan önce benim kızla işler bitti. İşte ona boyama falan çıkarttım. Sonra böyle kanepeye uzandım. Bekliyorum şimdi yayının gelmesini. Gökyüzüne baktım, Mukaddes Hocam. Bakıyorum. Ya diyorum, Hasan Üst sonsuz. Seren hocam, canım, hemşerim, merhaba bu arada. Can Merhabalar. dostuma tekrar selam olsun diyorum. Kitabını Evet. aldım ben de. Şimdi gökyüzünü izliyorum. Diyorum ki ya sonsuz bir evrendeyiz. Yani alabildiğin, hani gözün şu bu almıyor yani. İdrakin de çok almıyor. Bu kadar büyük bir evrendeyiz. İşte Samanyolu diye bir galaksi var. Oradayız. İşte o galaksinin içinde bir güneş sistemi var. Oradayız. İşte güneş sisteminin içinde küçücük bir noktadayız. Dünya olarak. Sonra dünyanın içinde küçücük bir noktadayız. Bir eczacı, bir doktor, akşamın 1 saatinde şimdi oturacağız, üçüncü gözü konuşacağız. Bundan daha iyi nasıl olur? Nasıl bu kadar şanslı oldum diyormuşum. Hakikaten öyle. Çok Ne ilginç kadar gelmedi şans. mi size de? Bana çok Evet. ilginç geldi Bu ara gerçekten ben de yani. bunlara taktım kafayı. De, zaten aynı düşünüyoruz. Aynı çalışıyor ya sistem bizde, ikimizde. Bu ara ben de aynı şeylere düştüm bu ara. Onlarla uğraşıyorum. Aynen. Biz uyumlanıyoruz yayın öncesi. Şimdi düşünüyorum, kendi kendime içeride heyet konuşuyor, tamam mı? Selin sen ne yapıyorsun diyor. Tamam mı? İçerideki birisi. Diğer birisi şöyle durdu, soruya cevap verecek yalnız içeride. Ne yapıyorum ben? Hani doktorluğu bir kenara bırakmışım, işte üçüncü göz anlatıyorum falan böyle. Ya sonra dedim ki, içeriden birisi dedi ki, ya Sevil sen o kadar çok acı çektin ki ve iyileşmek için o kadar çok çabaladın ki, yani yıllarca işte o depresyondu, kaygıydı, şuydu, buydu. O kadar çok emek verdin ki, ya şimdi geldiğin şu halde şunu yapmaya çalışıyorsun. Bir kişi bile olsun, onun acısının dinmesine vesile olayım. Yani belki yüzlerce kişi, binlerce kişi bilmiyorum ama içerideki heyetten birisi öyle dedi yani. Dedi ki bir Vay kişinin canına. bile acısı dinse. Evet.
Ve ruhen kendi yaşadığım acılar gözümün önüne geldi o arada içeride gider konuşurken. Ya gerçekten dedim ya nasıl duygularımın içine gömülmüşüm, duygularımda boğulmuşum, bilinçaltımda boğulmuşum, toplumun bana öğrettiklerinin içinde boğulmuşum. Ve sonra öğrendiklerim yani bu alanda girdikten sonra öğrendiklerim yani o açılan kapılar, o perdelerden sonra. Herhalde diyorum bunun için çabalıyoruz. Yani insanların ayağını şöyle bir tık dünyadan yukarı doğru kaldırmaya vesile olabilirsem hani çabamla herhalde içim daha bir huzurlu olacak diye düşünüyorum. İçeride böyle bir konuşma geçti işte. O içerideki konuşmalar doğrudur değil mi? Biliyorsun. Aslında o içerideki konuşmalar yani kalp tarafındaysa şöyle onlar Burada. tamamdır. Şuradaysa eğer onlarla ilgilenme kaç diyorum kendime. Buradaysa kaç. Buradaysa onlarla dostluk kurmak lazım. Ve ben yayına girerken şu duyguya da hepimiz girelim istiyorum. Hani birbirimizle uyumlanırken. Ben bu ismi size gönderdiğimde yani yayının ismini. Şurada balkonda oturuyorum. Şu şiir geldi kalbime. Şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Çok güzel. Buradaki Arif anı seyreyler cümlesini şurada bir parantez içinde bırakıyorum. Tamam mı? Biraz sonra ona geleceğiz çünkü. O an neymiş o an? Birazdan oraya geleceğiz. Konuya ben yavaş yavaş giriyorum Mukaddes Hocam. Haydi Can hocam. Haydi Can içi. Girin bakalım. Şimdi şunu düşündüm. Dedim ki Mukaddes Hoca bana sorsa, Sevil senin için yaşamak nedir? Soruyorum. Soruyor Varsay. musunuz? Varsay Sevil senin için yaşamak nedir? Benim için Soruyorum. yaşamak fark etmek. Fark etmek. Bana göre yaşam fark etmekten kurulu. Buradaki fark etmek ne? Şimdi bir şeyin değişimi olduğu zaman onu fark edebilirsiniz. Kalpleriyle dinlesinler beni. Ben öyle konuşuyorum. Şimdi bana göre yaşam fark etmekten kurulu. Ve fark etmek için de şöyle bir şeyden bir farkının olması gerekiyor. Ve bir değişim gerekiyor orada. O fark ettiğin şeyi görmen gerekiyor. Görmeden fark etmek bana göre olmuyor. Bir kere göreceksin. Gördüğün şeyin ne anlama geldiğini de idrak edeceksin. İşte orada fark etmek başlıyor arkadaşlar. Ve tabii ki görmek için ve fark etmek için de öncelikle oraya bakmak gerekiyor. Bakmak ve belki de bazı sorular sormak gerekiyor ki o alan bize açılsın. Ve bunun farkındalığını yaşayalım. Mesela burada şöyle küçük bir örnek verebilirim. Diyelim ki birisiyle karşı karşıyasınız. Gözlerinin içine bakıyorsunuz. O kişinin sizi sevip sevmediğini şöyle anlarsınız. Gözlerine bakarsınız. Gözlerinde bir neşe var mı? Bir sıcaklık var mı? Sonra o kişinin gözlerinden değil, özünden size doğru bir enerji akar. Ve özünden akan o enerji sizin özünüzle temas eder. Ve aslında özden öze bir iletişim, bir böyle köprü kurulur. Ve özünüz orada sevildiğini anlar. Yani görmenin içinde ve gözün içinde öz vardır aslında. Burada bu yayın boyunca sürekli öze doğru ve ruhumuza doğru bir yolculuk yapıyor olacağız hep birlikte. Şükür. Şimdi burada göze girerken bir kere gözümüz arkadaşlar, bizim şu iki gözümüz, özümüzün dünyaya açılan kapısı, penceresi gibi düşünebiliriz. Gerçekten de bir insanın gözüne baktığınızda orada her şeyi böyle aslında bakarsınız açık seçik, ayan beyan bir şekilde görebilirsiniz. Bu yayını hazırlarken şunu düşündüm. İki göz. Yani biraz böyle gözün anatomisine falan girdim. İçini kurcaladım, inceledim, anlatayım diye. İki gözümüz var. Dış dünyaya açılıyor. Ve o dış dünyayı iki gözümüzle görüyoruz. Çünkü bizim alemimiz dualite alemi. Zıtlıklar alemi. Yani biz dışarıya baktığımızda iki gözümüzle gördüğümüz aslında içeride tek
görüntü olarak birleştirsek de bizim alemimizin gerçeği zıtlıklar alemi olması. Yani bu ne? İçeride iyi ve kötü var. Doğru ve yanlış var. Güzel ve çirkin var. Günah ve sevap var. Işık var, karanlık var. Neşe var, keder var. Düşmek var, kalkmak var. İyi ve kötü var. Yani kabaca aslına bakarsanız bizim dış dünyaya gördüğümüzde hep sürekli bir şeyleri yargılarken, değerlendirirken işte bu buna göre daha iyi, bu iyi, bu kötü. Sürekli bir seçim halindeyiz ve sürekli bir dualite içindeyiz. Tabii ki bunu göreceğiz. Yani bu zıtlık bizim ruhsal olarak gelişimimiz için, mental olarak gelişimimiz için, ruhun tekamülü için olmazsa olmaz. Çünkü bu zıtlığa bakarak aslında biz en başta söylediğim o farkındalığı yaşıyoruz. Yani bir şeyi bir şeyden bu iyi diyoruz. Şimdi işte ben bugün bu yayını izliyorum. Burada kendimi geliştirmek adına iyi bir şey yapıyorum. Başka bir şey de yapıyor olabilirdim. Ama yaptığım bu seçim şu anda benim bu yayını izlerken ruhsal olarak bana bir şey katıyor. Ve bir değişim var orada. O farkındalığına giriyorum. Ve dış dünyayla bu şekilde temas ediyorum. Ama içeride öyle değil. İçeride arkadaşlar şu iki gözümüz var ya. İki gözümüzün de arkasında optik sinir dediğimiz sinir var. Yani biz buna tıpta optik sinir diyoruz. Görme siniri. İki gözümüzden çıkan o iki tane görme siniri tam arkada şurada o iki gözün seviyesinde arkada yani beynimizin içinde birleşiyor. Tek hale geliyor. Dışarıyı iki gözle görüyoruz ama içeride o teklik oluşuyor. O iki görme siniri içeride birleşiyor. Bir lifler orada bir kaynaşıyor. Ondan sonra görmeye ait başka yollar var. Başka beyin merkezleri var. Oralara böyle ağlar atıyor. Sonra arkada şu occipital lob dediğimiz şu beynimizin tam ense kısmında görme merkezimiz var bizim. Burada buraya kadar da o iletiler devam ediyor. Şimdi ben bu gözü anlatmalıyım dedim. Yani doktor olarak anlatmalıyım. Bazı şeyler çok hoşuma gitti bakarken. Mesela şu göz küremiz var ya, şu yuvarlak olan. Şimdi burada ışık geldiği zaman, şöyle göz küremize ışık vurduğunda 7 kat tabaka var. Retina tabakasına gidinceye kadar. 7 kat gök gibi. 7 kat tabakayı Bilmiyorum, geçiyor. sanırım. 7 kat ışık o tabakayı geçiyor. Retina tabakasına ulaştı. Şimdi arkada gözümün şu arka tarafında retina tabakası var. Retina tabakasına ulaştıktan sonra da yine 7 kat hücre var. Yani 7 farklı tip hücre o ışığı elektrik sinyalleri şeklinde birbirine şeklinde böyle iletiyor. Orada da bir 7 var. Oradan elektrik sinyali görme siniriyle işte önce optik kiyazmaya, sonra beyindeki biraz sonra göstereceğim yerlere dallar verdikten sonra şu ense kısmımızda oksipital lobda beyne gidiyor. Şimdi burada ben size bir soru sormak istiyorum. Gören kim? Gören kim? Şimdi Gören göz değil tabii ki. kendini bile göremeyen şu göz mü? Evet, tabii ki değil. Arkasındaki görme siniri mi? Arkasındaki hücreler mi? Değil. Onun bağlı olduğu sinir yolları mı? Değil. Onun bağlı olduğu şuradaki oksipital lobdaki görme merkezi mi? Gören kim? Yani kendini göremeyen ve hatta şimdi birisinin işte beynine kan gitmese ve bu yollardan diyelim ki görme merkezi dediğimiz bizim oksipital lobumuza kan gitmedi ve orası aktivitesini yitirdi. 5 dakikalık ömrü var. Tamam, maddeye bağlıyız. Kesinlikle görmek için maddeye bağlıyız. Bundan bahsetmiyorum. Ama gören oradaki et parçası mı, et dokusu mu yani? Ya bir kendinize sorar mısınız? Yani bir kendinize şöyle yoğunlaşıp şu gözünüze, görme yollarınıza, böyle bir beyninize gören sen misin diye bir sorar mısınız lütfen? Üstelik de renkli gören. Karanlığın içinde renkli görüyoruz, değil mi? Gören kim yani? Bu çok ilginç geldi bana biliyor musunuz? Şimdi yıllarca tıp eğitiminden sonra şimdi bu yani Bunu birkaç yıldır şimdi kendim doktorlara yani evet psikiyatriye gönderebilirler. Biliyorsunuz
değil mi güzel canım? Ama hocam ben diyorum bakın görme siniri bu bilmem nesi hepsini biliyorum yani. Ya. Oksipital lobundan görme alanına, görme merkezine bütün ayrıntılarını biliyorum. Ama yani özü, ruhu inkar edilemez bir gerçek yani bu. Yani neresinden tutarsanız bakarsanız görenin aslında o madde olmadığını, maddenin içinde var olan mana olduğunu biliyor olmamız lazım. Artık farkında değilsek belki biraz böyle bunun farkındalığına ulaşabiliriz şimdi. Bu çok güzel bir şey ya. Bana çok keyif veriyor yani bunu düşündüğüm zaman. Gören falan diye böyle bağlanıyorum. Çok eğleniyorum yani ben. Bu soruyu sordum bıraktım hocam. Bak şimdi bunu cevapla yani bunu şey yaparlar. Bana sorarlar. Şimdi arkadaşlar bizim evet madde kesinlikle gerekli. Biz madde aleminde yaşıyoruz. Hani bir gözümüz olmasa göremeyiz. Yani o bundan bahsetmiyorum. Yani madde çok kıymetli. Maddeye olan saygımız çok büyük. Teşekkür ediyorum gözüm görme sinirim beynim iyi ki varsınız. Söylemek istediğim şey bu değil. Bizim maddeyle birlikte bir de manamız var. Yani bir özümüz var. Bu bedeni içine alan bir ruhumuz var. Bir enerji bedenimiz var. Yani bunun görmezden gelinmemesini, fark edilmesine çalışıyorum. Şu an üçüncü gözünüzü aktifleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Olay bu yani. Üçüncü gözünüzü titreştirmeye çalışıyorum şu anda. Yoksa maddeye olan saygınız çok büyük. Üçüncü göz açılırsa ne olur peki? Şimdi üçüncü göze geliyorum hocam. İyi. Ne Geliyorum. kadar hızlı, ne kadar hızlı çalışıyorum, değil mi? Evet. Belli. Şimdi dışarıda ikilik var dedik ya, içeride teklik var. Ben şimdi şöyle üçüncü gözün, ya şimdi bir kere üçüncü göz aslında her birimizin birçok fikri var. Hani birçok yayında üçüncü göz konuşuluyor. İşte altıncı çakra deniyor. Bizim ruhsal boyutlarla, ruhsal alemlerle ilişkiye girdiğimiz işte merkez deniyor. Ruhun merkezidir deniyor, ruhsal alemlere açılan kapıdır deniyor. Aslında bakarsanız bin yıllardır, kaç yüz bin yıllardır üçüncü göz yani bütün kadim topluluklarda çok fazla üstünde durulmuş, önem verilmiş. İşte Tanrı'nın yeridir denmiş, ruhun mekanıdır denmiş, ruhun tahtıdır denmiş, başka boyutlara açılan kapıdır denmiş, denmiş, denmiş. Hepsi doğru, hepsi gerçek. Ve aslında orası hani şu an sizi götürmeye çalıştığım yer, ikilikten tekliğe gittiğimiz yer. Yani dualite dünyasından bizi çıkarıp iyi ve kötünün üstüne yani tekliğe ve ruha doğru taşıyan merkez ve ruhsal alemlere açılan kapı. Şimdi her birimiz şeyi de görmüşüzdür mutlaka. Bu hani Mısır buluntularında üçüncü göz, Horus'un gözü sembolünü hatırlarsınız. Ben de şöyle bir beyin görüntüsü getirdim. Tabii. Bakın bu beynin Tabii benzin şöyle olsun. yandan kesilmiş hali. Yani nasıl kesilmiş? Şöyle. Şöyle kesilmiş. Şöyle. Tam ortadan kesilmiş hali bu. Şu beyin görüntüsü. Bakın. Ve bu o mesela Mısır yazıtlarında bulunan Horus'un gözünün aslında şematize edilmiş hali. Bu gerçek bir beyin görüntüsü arkadaşlar. Mesela şurada şu üstünü yapan şey bizim korpus kallozum dediğimiz anatomik yapı. Bu yapının görevi sağ ve sol beyni birleştirmek. Yani aslında sağ ve solu ne yapıyor? Birleştiriyor, teklik oluşturuyor. Şu yapı. Ve solu birleştiren yapı beynimizde. Onun altında talamus var. Onun arkasında pineal gland var, şu küçük şey. Burası. İşte burası geçit, burası kapı. Onun altında hipotalamus var ve şurada da beyin sapı var. Ön tarafta da hipofiz bezi dediğimiz aslında bu tepe çakrayla ilintili olan yapı. Ve bütün kadim inançlarda aslında bu üçüncü göz üstünde duruluyor. Bizim ya benim bunu göstermekteki amacım bunun gerçekten beynimizde bir karşılığının olduğunu size göstermek. Ve görmek sadece böyle hani dışarıyı görmekle de olmuyor. Mesela diyelim ki şöyle düşünün. Bir anınız var, bir hatıranız var ve gözünüzde canlandırmak istiyorsunuz. Nereden geliyor bu anı? Nereden geliyor? İşte bu üçüncü gözdeki size gösterdiğim şu talamus, hipotalamus merkezleri. Bunlar limbik sistemin komponentleri arkadaşlar. Bunlar bizim anılarımızın depolandığı yerler. Yani
Olay sadece gözde değil. Mesela gözle ilintili epifiz bezi var. Orası da gece aktif oluyor. Gece karanlıkta aktif oluyor. Ve melatonin salgılıyor, serotonin salgılıyor ve dimetil triptamin dediğimiz bir hormonu salgılıyor. O da yine görmeyle ilişkili. Yani görmek sadece gözümüzle ilişkili bir şey de değil. Üçüncü göze gelirsek, bedenimiz ve enerji bedenimiz. Size gösterdiğim tüm bu az önce gösterdiğim yolların enerji bedenini düşünün. Tamam mı? Yani oradaki bir manayı düşünün. Aslında üçüncü gözden gelen enerji onların tamamından geliyor. Ben bu yayına özel hiçbir yerde anlatmadığım bir yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Enerjisi çok yüksek. Şu an uyumlanmayı bekliyorum Mukaddes Hocam. Başka bir boyutta gösterilen bir bilgiydi bu. Öyle kendimi hazırlayayım ona. Şimdi 2 yıl kadar önceydi sanırım. 1,5-2 yıl kadar önceydi. Bir başka farklı bir boyutta birkaç şey gösterildi. Ve ben o olayı yaşadığımda yani sonrasında sabah uyandığımda 2 gün boyunca o enerji alanının etkisinde kaldım. Çok yüksek bir enerjisi vardı. 2 gün sonunda Mukaddes Hocam şöyle diz çöktüm ve gerçekten diz çöktüm. Allah'ım ben bu enerjiyi kaldıramıyorum dedim. Ve orası üçüncü gözün sırrının anlatıldığı yerdi. Benim için çok özel bir andı ve ilk defa burada anlatıyorum. İlk defa toplu bir yerde anlatıyorum yani. Üçüncü gözün sırları orada tek tek anlatılmıştı. Gösterilmişti daha doğrusu. Sadece o an bende enerjisi yüklendi. Ama 2 gün dayanabildim. 2 gün sonunda diz çöküp Allah'ım ne olur bunu benden al. Ben bunu kaldıramıyorum dedim. Üzerinden 2 yıl geçti. Ve 2 yıl sonunda bu yayına karar verdiğimde orada gördüğüm birçok şeyin manası daha açılmamıştı. Dedim ki biliyorum açılacak. Yani açılacağına olan inancım çok yüksek. Ben dedim başlığı atıyorum üçüncü göz olarak. Ve böyle kademe kademe açıldı. Biraz böyle oraya doğru gireceğim yavaş yavaş. Canlarım da enerjilerini bana doğru böyle yönlendirsinler ki ben de bu enerjiyi dağıtayım. Çünkü çok kaldırılası bir enerji değil. Benden size doğru aksın. Ya, üçüncü göz inanılmaz bir şey. Yani üçüncü gözün az önce şeyi sordunuz. Hani açıldığını nasıl anlarım diye sordunuz bana. Onlar Şimdi üçüncü göz soruyorlar. arkadaşlar hani zaten kapalı esasen değildir. Yani hiçbir çakramız aslında kapalı değildir. Ama aktivitesi düşüktür. Zayıf bir Kireçleniyor, florür ve tabii. kireçleniyor mu ya? Hani oradaki aktivite düşüktür, bağlantı zayıftır ama hiçbir zaman sıfır değildir o. Mesela rüya görürüz. Yani en basitinden rüya görürüz. Yani özel veya değil rüyalar görürüz. O yüzden üçüncü göz kapalı diye aslına bakarsanız bir şey yok ama aktivitesinin artması diye bir şey var. Şimdi üçüncü gözümüzü anlaşıldığını da ilgili yani açıldığını anlamakla ilgili biraz şeyler var. Hani illa çok uçuk kaçık şeyler göreceğim gibi diye insanlar düşünüyor. Öyle bir şey değil. Yani üçüncü göz mesela az önce size bahsettiğim talamus, hipotalamus bizim duygularımızın, sezgilerimizin yönetildiği yerdir. Yani bu sadece görmek değildir. Bu sizin idrak etmenizdir aynı zamanda. Hislerinizdir, sezgilerinizdir, kalbinize gelendir. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu hepimizde vardır. Mesela bir anne çocuğu uzakta bile olsa veya bir sevdiğimiz uzakta bile olsa bir şey olsa hissederiz. Ya bir yerine bir şey mi oldu deriz. Hepimizde vardır. Yani birisini düşünürsün pat diye seni arar. Pat diye sana mesaj atar mesela. Mesela uzaktan uzağa iletişim kurabilirsin. Yani aslında bakarsanız üçüncü gözüm açılacak da ben çok uçuk kaçık şeyler göreceğim diye beklemeyin. Zaten açık olduğunu bilin. Yani şu an şurada oluyor olmanız bile esasen hani bu konuyu seçmeniz, şu an bu konuyu dinliyor olmanız, şu an bizim enerjimiz akıyor size. Bu enerjiyi alıyorsunuz şu an güldür güldür alıyorsunuz. Yani bu da açık. Şu an yani bizi dinlerken üçüncü gözünüzle dinliyorsunuz aslında. O yüzden
insan bu anlamda iyimser olun lütfen. Hani bir şeyleri böyle işte yok duru göre olacak da ben bir şeyler göreceğim gibi şeyler beklemeyin. Esasen üçüncü göz bizim ruhumuzun uyanışıdır. Uyanış kapısıdır. Uyanışın kapısıdır daha doğrusu. Yani bir şeylerin farkına varmaktır. Bana göre uyanış da farkındalıktır. Yani bir ruh varlığı olduğunu fark etmendir mesela. Yani ben bedenden ibaret değilim. Ben bir ruh varlığıyım. Yani sen ruhunu fark ettiğinde bunu fark eden yerindir aslında üçüncü göz. Yani buradaki aktiviteyle sen aslında ruhsal dünyayla, ruhunla iletişime geçiyorsundur. O yüzden üçüncü göz bizim kendi ruhumuzla da esasen ilişki kurduğumuz yerdir. Bu yüzden de çok kıymetlidir. Ama yani uyanışın ötesindeki anlamlarını birazdan size anlatacağım hikayenin içinde bulacağız hep birlikte. Şimdi 2 yıl kadar önceydi. Ben biraz çok soru soruyorum açıkçası. Hani üçüncü gözü açmanın yollarından birisi de budur. Ya ben neden yaratıldım? Evren neden var? Ben ne yapıyorum? Ben evrenin neresindeyim? İşte, ruhum ne istiyor? Ruhum atıyorum neden acı çekiyor? Ya sürekli soru soran bir tipim ben yani böyle. Ve sorularla evren açılıyor ve sorularla esasen bizler ruhsal uyanışa giriyoruz. Bu soruları soruyorsanız eğer sizin de uyanışınız zaten başlamıştır. Yani bu da uyanışın bir başlangıç belirtisidir. 2 yıl kadar önceydi şey yapıyorum. Bu atalardan gelen negatif enerjilerin, negatif karmaların, işte olumsuz etkilerin arındırılması için bir ruhsal arınma çalışmasının içindeyim o hafta. İçimden de şöyle bir şey geçti. Ya acaba dedim bir insanın içinden geçebilir mi? Yani alakasız bir soru gibi geliyor size ama daha önce duvardan geçen varlıkları gördüğüm için bu normal benim için bu soruyu sormak. Yani acaba hani maddeden geçiyor bu varlıklar da bir insanın içinden geçebilir Zaten mi diye. 12 DNA sarmalına sahip olduğumuz bir zamanlar aynen katı sıvı gaz hallerinde olduğumuz için bir insanın içinden geçebiliyor. Gaz haline, sıvı haline, katı haline girebiliyor. Başka bir varlığın şekline girebiliyordu. Bunlar aslında tuhaf şeyler değildir. Hint ayıçvaryalarında vardır bu. Anlatılır 7 büyük özellik. Evet. Benim de o ara işte o dönemlerde bunları düşünmüşüm, sormuşum. Olay şu Mukaddes Hocam, şimdi sorduğumu gece gösteriyorlar. Sorduğumu gece rüyamda genelde gösteriyorlar. Beklemiyorum tabii böyle bir deneyim yaşamayı ama şimdi anlatacağım şeyde lütfen rica ediyorum arkadaşlar, kendinizi benim yerime koyun ki enerji size aksın. Yani anlatacağım yerde kendinizi hayal edin, beni değil. Tamam mı? Şimdi bir salon. Orası katman katman başka katmanlardan gelen varlıkların bekleme yeriymiş. Yani dinlenme salonu gibi bir yer. Böyle genişçe bir salon. Bir de bu anlatacağım şeylerde Hatta bir de arkadaşlar onlar takım elbiseli ve şık giyimlidirler. şimdi benim anlatacağım şeylerde benim çıkarımım var ama benden daha fazlası size açılabilir. O yüzden kendinizi koyun ve içinizde o açılımları hissedin. Tamam mı? Şimdi bir bekleme salonu gibi bir yer var. İşte bazı varlıklar geliyor, görevli varlıklar. Bir tanesi benim yanıma geldi. Böyle omzuma yaslandı. Boyu benden daha kısa gibi ama insana benziyor görüntü olarak. Ben dedi kazıcılardanım dedi. Kazı yapıyoruz biz dedi. Çok çalışıyoruz gibi bir şey söyledi. Ve dedi çok önemli bir şeyi bulmak üzereyiz. Çok az kaldı. Bulmamıza yani çok etki yaratacak çok önemli bir şey bulacaklarmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sormadım da yani oradaki görevliye. Neyse oradan kalktım. Böyle karşıda yeşil bir kapı var. Yeşil bir kapının önünde yeşil ışıktan bir insan. Ama her yeri ışık ve sadece yeşil ışık. Ama bizim gördüğümüz gibi bir ışık değil. Böyle nur gibi bir yeşil ışık. Yani dünya ışığına benzemiyor. Onun Yusuf peygamber olduğunu biliyorum rüyamda. Yeşil şeydir, Hızır'dır aslında, evet.
Yani bunu çok rüya gibi düşünmeyin. Direkt çıplak düşünün hocam. Yani olduğu gibi düşünün bu anlattığım şeyi. Şimdi Yusuf peygamberi görüyorum. Karşımda duruyor. Ben onun karşısına doğru yürüdüm. Şöyle karşılıklı duruyoruz. Şöyle bana baktı ve o an içimdeki soru geçti. İnsan insan içinden geçebilir mi? Sorusu geçti. Ve böyle iki adım attı. İçimden böyle benim bedenime girdi. Benim bedenimden çıktı ve gitti. Ama giderken Yusuf peygamberin alnının tam ortasında şurada. Beyaz ışıktan bir hüzme. Işık hüzmesi. Kalın. Yani belki bu kadar falan. İçinde çok fazla sayıda ışık hüzmesi var. Şöyle bir ışık hüzmesi onun alnından, yani alnımdan geçiyor ya karşılıklı. Benim alnıma girdi. Benim üçüncü gözümü bütün yollarımı geçti. Şu ensemden o ışık hüzmesi böyle sanki başıma böyle demir kazık çakılıyormuşçasına kazıtarak geçti. Öyle bir güçlü sarsıyor ki ama anlatamam. Böyle hani o an uykumdan uyandım. Yani uyana yazdım diyeyim. Bu yastığı hissediyorum, yatağı hissediyorum. Uyanmak üzereyim çünkü üçüncü gözümden geçiyor. Çünkü rüya gördüğümüz yer orası. Üçüncü gözümden geçtiği için böyle uyanır gibi oldum, sonra geri gittim şeyin içine, o boyuta. Ama böyle bir ışık yok. Böyle bir sarsıntı yok. Yani o kadar sarstı ki bütün beynin kafatası böyle zangır zangır zangırdadı yani. Oradan çıktım. Kapıdan geçtim, o yeşil kapıdan. Başka bir salona geçtim. Yine kocaman bir salon. Masalar üstü defterlerle dolu. Sağ tarafında böyle uzunlamasına bir masa. Solda uzunlamasına masalar. Masaların üstünde birçok defterler var. İnsan boyu kadar. Kocaman kocaman defterler. Onlar bizim atalarımızın yazıldığı defterlermiş. Gittim sağ tarafta bir görevli varlık var. Biliyorum ki orada sözle konuşulmuyor, telepatiyle deniyor ki bana bu baba atalarının yazılı olduğu defter sağdaki. Solda daha büyük bir defterler insan boyu kadar. Bu da anne atalarının yazılı olduğu defter. Önce sağdaki görevli çağırdı. Oraya gittim. Baba atalarımı açtı. İşte dediler ki şuradan şuradan geliyor. İşte Avrupa'dan işte Rumlarmış, sonra göçmüşler. Ama da anlattı orada bana. Sonra sola geçtim. Soldakine sordum. Ve bir şey sordum. Hani anne atalarım buradan mı geliyor diye. Oradaki varlık bana gülümsedi. Dedi ki bunu bir dahaki geldiğinde bana sor. Sonra öğrenirsin dedi. Ben şöyle döndüm. Başka bir görevli geldi. Önün elinde böyle küçük bir defter. Defterde 5 veya 7 tane kelime yazılı. Türkçe değil. Dedi ki bu kelimeleri söylediğin zaman buraya geri gelebilirsin. İstediğin zaman bu kelimeleri söyle ve geri gel. Ben oradaki görevli varlığa döndüm. Dedim ki ya dedim ben buraya gelirken bu kelimeleri söylemedim. Bir de böyle söylüyorum yani. Ben dedim buraya gelmeyi diledim. Kalbimle diledim. Ve zihnimde bu kapıyı canlandırdım. Bakın ya yaratıma, yani yaratımın şifresine bakar mısınız? Kalbimde bunu diledim ve zihnimde de bunu canlandırdım ve ben buraya geldim dedim. Şimdi, dediğim gibi ben bunu 2 yıl düşünmedim. Sonra böyle işte bu son 2 haftada üstünde düşünürken birçok şey çıktı. Bunlardan birisi şu. Şimdi o Yusuf peygamberin alnındaki o beyaz ışık hüzmesi şu. Yani arkadan girip önden çıkıyor aslında bu ışık hüzmesi. Dedim ki ben bunun ne olduğunu anlamam lazım. Ya tam üçüncü göz ama ne? Yani içinde ne var? Hani bana ne anlatıyor? Yoğunlaştım, yoğunlaştım. Tekrar o ana gittim. Tekrar o ışığın içine girdim. Ve o ışık hüzmesinin aslında zaman tüneli olduğunu fark ettim. Zaman tüneli arkadaşlar. Yani bu şu. Nasıl biz evrenin içindeyiz ve evren de bizim içimizde ya. Nasıl bir zaman aslında bir tünel ve biz o tünelin içindeyiz ya. Aslında zaman da bizim içimizde. İkisi de doğru. Her birimizin içinde zaman. Nasıl anılarımıza gittiğimiz zaman işte o talamus, hipotalamustan anıyı çekiyoruz ya. İşte aslında zaman da bizim kendi içimizde ve beynimizde, her şey içimizde. Evren de içimizde.
de, zaman da içimizde. Hem zamanın içindeyiz, hem de zaman bizim içimizde. Sonra o ışık tünelinin içine girdim. Ya yani o ana tekrar gittim. Çünkü duygusunu bulmam lazım anlatmak için burada. Duygusu şu. Ne olur şuna yoğunlaşın. Lütfen. Bunu her eğitimimde tekrar tekrar anlatıyorum. Zaman. Anda kalmak çok kıymetli ya. Anda kalmak çok kıymetli. Yani birçok öğretinin içinde bu var. An demek şimdi demek değildir. An demek geçmişi, şimdiyi ve geleceği birlemektir. Yani zamana öyle bir yerden bakacağız ki geçmiş, şimdi ve gelecek bir olacak. İşte an o. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani Mukaddes hocamın ben birçok yayınını her akşam açıyorum, takip ediyorum. Ve hep şunu anlatıyor yıllardır da. Geçmişimizde bağlarımızı nasıl keseceğiz, nasıl temizleyeceğiz, bilinçaltımızı nasıl temizleyeceğiz, işte negatif kodları nasıl arındıracağız falan falan. Bütün kıymetli hocalar bunlardan bahsediyor. İşte geçmişimizde olan o bağlarımızı arındırdığımızda, temizlediğimizde böyle olan olmuş, olması gerekenin en iyisi olmuş, hak şerleri hayır eylemiş dediğimizde gerçekten o geçmişteki o negatif duygumuzu pozitife çevirdiğimizde zaten şimdideyiz. Bir de geleceğe şöyle umutla bakabildiğimizde, yani o umudu içimizde yeşertebildiğimizde, yani işte o zaman aslında o anı birlemiş oluyoruz. Ve anda kalmak demek şey bu. Hani meditasyon pratiklerinde yapılan, hani zihni susturup, hani sadece o andayım. Çünkü o anda geçmiş yok, gelecek yok, hiçbir şey yok. Sadece o anın içindesiniz. Kabulde, teslimiyette, akışta. İşte aslında üçüncü gözün sırrı bu. Zaman ve anda kalmak. Anda kabule geçmek. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediğimiz şey bu. Yani bunun duygusuna girebilmek bu. Üçüncü göz dediğimiz şey, hani o ruhsal uyanış ya arkadaşlar. Ruhsal uyanışın ve ruha giden geçitin gizli kapısı ya. İşte orada zamanın, yani şimdiki zamanın bile üstüne çıkmak var. Çünkü ruh için bu yok. Ruhta teknik var. Burada üçüncü göz aktif olan kişi de tepe çakrada bu aktivasyona katılıyor. Ve kişi de bunu yaşayan kişi de o anda kalma duygusuyla birlikte bir birliğin parçası olduğu uyanışı gerçekleşiyor. Altıncı ve yedinci çakra aktivasyonu birlikte olur. İkisinin enerjisi birleşir. Ve kişi şunu fark eder, şuna uyanır. Ben bir birliğin, bir tekliğin eşsiz bir parçasıyım. İçin de böyle biraz ayağının yerden kalkması gerekiyor. Ayaklarımızın şöyle biraz topraktan yukarı doğru kalkıyor olması gerekiyor ki bu dünyadaki o boğulduğumuz duygulardan biraz şöyle yukarı doğru çıkabilirim. Burada şöyle bir şey de var, bu rüyanın bize anlattığı. Neden atalar kapısına açılıyordu o kapı? Şöyle bir gerçeklik var enerji bedenimizde. Altıncı çakra birinci çakrayla kendini dengeliyor. Yani biz birinci çakra ile ilgili sorunlarımızı da çözmemiz gerekiyor ki bu dünyada köklerimizle ilgili. Altıncı çakra ile olan enerji dengelenmesi sağlıklı olabilsin. Ve şöyle bir şey de oluyor. İnsanın enerji dengesi böyle yukarı doğru çıkmaya başladığında, yani o birlik bilincine doğru çıktığında hepimiz kendimiz de fark etmişizdir. Böyle biraz dünyadan ayaklarımız havaya kalkıyor. Hatta bazılarımız ailemizden kendini uzaklaştırıyor. Hani bu hepimizin başına gelmiştir. Biraz daha kendimizi yalnızlığa doğru itiyoruz. Bu da uyanışın olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü orada kendimizde kalmamız gerekiyordur. Yani enerjimizi bakın kök çakraya değil, enerjimizi dünyaya değil, dünya ile ilgili olan şeylere değil. Geçici bir süre bu yükselişi yaşayabilmemiz için bizim, bakın geçici bir süre diyorum. Oradaki enerjimizi yukarı doğru almamız gerekiyor. O yüzden de biraz kendimizi bunun için, yani üçüncü gözümüzün aktivasyonu için dışarılardan birazcık soyutlamamız gerekiyor. O yüzden ben bu rüyada atalar kapısının orada açıldığını ve gösterildiğini düşünüyorum.
Orada gelinen bir tane daha bir mesaj var. O da çok kıymetli. Kalple zihnin birleştirilmesi. O da aslında bize yüklenen tezahür etme, ettirebilme yeteneğinin gösterildiği bir şey. Onun için de kalple zihni birleştirmemiz, enerji akışını açmamız gerekiyor. Onun için Kalbin Sırrı videosunu izlemeleri gerekiyor arkadaşlarımızın izlemedilerse. Burada 2 dakika nefes alayım, mukaddes hocama Ödev, bırakayım. ödev geldi bakın size sevgili canlarım. Ya burada şu birlik duygusu çok kıymetli. Gerçekten. Zaten Acılarımızı dindiren şey bu. çakralara dikkat edersen kök çakra önde ve arkada, sakral önde ve arkada, solar plexus hem önde hem arkada, kalp çakrası önde arkada, boğaz çakrası önde arkada, göz aynı şekilde ve en tepeye geldiğinde teklik. Sadece tek bir tane. Evet. Hipofizde tek bir tane çakra. Yani artık ikinin birlendiği, dualitenin bittiği, tekliğe geçiş olan zaten yani o bölge kamil insan artık kemalatın elde edildiği süreçtir. Çok zor olmakla birlikte, her insana nasip olmamakla birlikte herkes için böyle bir imkan vardır. Tekliğe ulaşabilme. Teklik bölgesi en üst çakradır. Evet. Ötekiler çiftten en üst tektir. Birazdan şeyi de anlatacağım. Üçüncü gözümüzü nasıl açacağız onları da anlatacağım. Şu parantezi açayım. Mesela hipofiz bezimiz, bizim arkadaşlar, tıbbi olarak söylüyorum, tüm vücudumuzdaki hormonal dengeyi kontrol eden merkezdir. Yani bir santimetrecik bir şeydir. Ama tüm bedendeki tüm hormonal dengeyi o hipofiz bezi, yani o tepe çakrayla bağlantılı olan hipofiz bezi Her yönetir. şeyi de hormonlar, duyguları, düşünceleri, sonuçta her şeyi de hormonlar yönettiğine göre aslında tüm merkezi yönetim diyebiliriz aslında. Şimdi burada üçüncü gözü açılan kişiye biraz epifizden bahsetmek istiyorum. Çünkü hep biliyorsunuz üçüncü göz epifiz, üçüncü göz epifiz diye bir birleşim var. Evet, doğrudur. Buradan salgılanan melatonin, serotonin ve DMT dediğimiz dimetiltriptamin hormonlarının aktivasyonu aslında bize uyku halindeyken, derin uyku halindeyken başka boyutlara iletişim kurmamızı sağlayan hormonal yapılardır. Bunlar akşam 10-11 gibi salgılanmaya başlar gece karanlığında. Sabah 4'e 5'e kadar melatonin mesela yüksek olarak gider. Diğer hormonlar daha keza. Burası aslında bizim uykudayken burada uyuduğumuz, başka boyutlarda uyandığımız ve bir şekilde o enerjisel bağlantımızın epifiz bezinden geçerek başka boyutlara kapıların açıldığı alandır. O başka boyutlara gittiğimiz zaman çok farklı, hepimiz farklı farklı deneyimler yaşayabiliriz. Başka evrenlerde kendimizle karşılaşabiliriz. Başka boyutlarda başka varlıklarla karşılaşabiliriz. Kişinin bence belki bilinç seviyesi ve arınmışlık seviyesine göre orada uyku halindeyken gezdiği yerler çok fazla çeşitlilik kazanabilir. Ben de paralel bir evrende kendi versiyonumu görmüştüm bir keresinde. Çok eğlenceliydi ama çok sarsıcıydı. Ama burada bunu anlatmayacağım. Başka bir programda anlatacağım. Goblen odasında gördüm ben de. Goblen odasında. Yani gayet uyanıkken yani. Karşılaştık. O hani Matrix'teki akışlar var ya, renk 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 renk. Karşılaştığımızda o da korktu, ben de korktum. Kendimle karşı o da korktu. Yani böyle adımımı bir attım böyle. İkimiz de şey olduk. ödümüz koptu. Benimki korkmadı, beni mahvetti yani. Levh-i Mahfuz odasına gidiyordum ben ve ben geri döndüm oradan. O da geri döndü. İkimiz de böyle karşılaştık. İkimiz de geri döndük. Koridorlar böyle kıvrıla kıvrıla gidiyor orada. Çok ilginç. Bu hakikat yani. Bunlar Hakiki yani. Levh-i gerçek, Mahfuz. evet arkadaş. Aha. Gerçi aklımı kaçırmadım Levh-i gerçekten. Mahfuz odası ve Goblin odası iç içe geçer böyle birbiriyle. 2 defa gittim ben. Ama bir kez rastladım kendime. Bir kez gördüm. Şöyle bir şey var mesela arkadaşlar, yüksek bilincimizin bağlı olduğu birden çok fazla benliğimiz var. Yani öyle söyleyeyim. Aynı yüksek bilince bağlı Binlerce olabilir. çok fazla var ve birbirimizden, yani o başka evrenlerdeki bizler, birbirimize de etki ediyoruz. Mesela üst bilinçler alt bilinçlere yardım ediyor. Ben öyle bir yardımını almıştım mesela. Hala da alıyorum. Yani alıyorum derken direkt görüntü olarak almıyorum ama hissediyorum yani. Bunu şey gibi anlatır.
Bedri Rüsselman. Bir projektörde o dimension dediğimiz boyutları, bir projektör, böyle araba projektörü düşün. Tek bir böyle ışık gibi görünmekle birlikte onun içinde binlerce, Evet. on binlerce ışık. Her biri farklı renk fakat hepsi iç içe ama hepsi ayrı. Hiçbiri birbiriyle iletişimde değil ama hepsi aslında iç içe. Ne kadar ilginç anlatıyor değil mi? Boyutları. Yani şu anda oturduğum yerde binlerce, yani aslında 144 boyuttan bahsedilir ama kimine, bana göre 12 en azından bir boyut var. İç içe hepsi. Ve oturduğum yerde hiçbiri birbirine dokunmuyor. Şu benim olduğum yerde başka boyutlarda başka varlıklar ama Ve hiçbirisi hani insan birbirisiyle gibi de iletişimde düşünmeyin değil. arkadaşlar onu. İnsan dışı Hiçbiri varlıklar da birbiriyle var. iletişimde değil. Tabii. Yani insan olarak değil, insan sadece bir tanesi. Tabii ki. Evet. İşte üçüncü gözü aktifleştirdiğinizde diğer boyutlarla, diğer sizlerle, benliklerinizle ve hatta yüksek benliğinizle de o şekilde iletişime girebilirsiniz. Yüksek benlik biraz daha yüksek bir olgu. Onu da belki kısaca anlatırım. Şimdi üçüncü gözümüzü aktive etmek için çok önemli şeyler söyleyeceğim hızlıca arkadaşlar. Eminim bunu bekliyorsunuz. Evet. Şimdi bir kere bir pratik olarak uygulamalar vereceğim. Bir de benim çok önemsediğim bir şey var. Bu kesinlikle bir kere hani bu yayının belki başında söylemem gerekirdi. Evet bizler ruhsal varlıklarız. Yani bedenden ibaret değiliz, ruhsal varlıklarız. Ve lakin bu dünyaya insan olmayı deneyimlemeye gelmiş ruhsal varlıklarız. Ve bu dünyadaki var olma sebebimiz de insan olmak ve insan olma erdemlerine sahip olabilmek. Ve aslında bu erdemleri kendimizde yüceltmek ve gelişmek. Yani aslında bu dünyaya geliş amacımız budur. Yani ruhsallığımızı keşfetmek değil. Bakın bir yukarı çıkıyoruz. Önce çakralardan yukarı bir ruhsal bir varlık olduğumuzu keşfediyoruz. Sonra bir takım deneyimler yaşadıktan sonra tekrar insan olduğumuzu fark edip hayır diyoruz. Evet ben ruhsal bir varlığım şimdi bunun farkındayım. Ama benim bu dünyaya geliş amacım insan olmak. İnsan olmanın verdiği bana özellikleri kullanmak ve kendi bilincimi büyütmek, yükseltmek. Şu bizim DNA sarmalımız arkadaşlar. Bakın sağda bir direk, solda bir direk. Bu bizim DNA sarmalımız. İşte biz anne karnındayken arkadaşlar bir şöyle bir çubuğun anneden, bir çubuğun da babadan geldiğini düşünün. Tamam mı? İçinde de böyle genlerin bir araya gelerek oluşturduğu çaprazlamalar var. Ben bunu merdivene benzetiyorum. Çünkü bu bizim her şeyimiz biliyor musunuz? Yani şu gösterdiğim şu şey birçok şey ifade ediyor. Bizim yaratılışımızda da bu var. Çakralarımızın içine bakarsak da bu helikal şekli görebiliriz. Çünkü enerji bedenimizin ortasından geçen bu çakralar düzleminde de aslında şöyle helix şeklinde yukarı doğru çıkan bir yapı var. Ben bu çalışmayı yaparken Mukaddes Hocam şu kalbime çok güçlü bir şekilde geldi ve bunu anlatmalıyım dedim. Bizler hayatımızı da dizayn ederken iki direğe yani merdiven gibi iki direğe çok sağlam bir şekilde basmamız gerekiyor. Bakın istediğiniz kadar üçüncü göz çalışması yapın, onu yiyin, bunu için bilmem ne yapın. Her şeyden en kıymetli olanını söylüyorum şu anda size. Hayatınızda vazgeçmeyeceğiniz iki erdem oluşturun. Zaten var, fark edin ne olduğunu. Tamam mı? Şimdi ya bu erdemler hepimiz için çok çok farklı olabilir. Yani şöyle diyeyim, mesela doğru sözlü olmak, çalışkanlık, yardımsever olmak, sadakat, vefa, affedici olmak, destek olan kişi olmak, büyüten kişi olmak, onaran, şifalandıran kişi olmak, katkı sağlayan kişi olmak, yaratıcı olmak, sezgisel olmak, saygılı olmak, nezaket sahibi olmak, Şimdi bu erdemleri biz çokuz yani, birçok karaktere ve fıtrata sahip insanlarız. Şunu fark edin, İki tane erdeminiz var ve oradan vazgeçmeyin arkadaşlar. Mesela ben kendime dönüp baktığımda ben bir tarafa doğru sözlü olmayı koymuşum. Bir tarafa da vefalı olmayı koymuşum kendi hayatımda. Ve yalan söylediğimde pat diye düşmüşüm. Şimdi başkasına bakıyorum yalan söyledi düşmüyor. Çünkü onun merdiveni o değil. Ben küçücük bir yalan söyleyeyim pat diye şefkat tokadını yerim suratıma. Yani kendinize, lütfen hayatınıza şöyle bir bakın ve vazgeçmeyin. Mesela bir insan vardır, işte yaşlı annesine babasına bakıyordur. Ve ben ona diyebilirim ki, ya kardeşim bir bakıcı tut da bak, niye sen bakıyorsun? Niye bütün hayatını mahvediyorsun diyebilirim kendi aklımda.
Bu benim için gelişmiş bir erdem değil. Ama o kişi için çok gelişmiş bir erdem. O yüzden bir başkaları size ya sen enayi misin, nesin, nesin falan derse hiç kimseyi dinlemeyin. Siz kendi hayatınıza bakın ve sizi yücelten iki erdem bulun ve onlardan vazgeçmeyin başka kim ne derse desin. Ben mesela Müthiş. vefa benim için çok kıymetli bir duygudur. Bu duygudan dolayı ben şu an Mukaddes Hocam'la birlikteyim. Ben bu yapı içinde o kadar çok şifa buldum ki ben buradaki hocalarımızda Halil Atabıçakçı'dan, Cenk Sabuncuoğlu'ndan, Serpil Ciritçi'den, Doktor Sezgi Hanım'ın programından yani Allah razı olsun hepsinden. O kadar çok şifa buldum ki ben bu yapı içinde olmalıyım. Bu vefa duygusuyla buradayım. Vefa benim için vazgeçilmez bir şey. Ve vefasızlık yaptığımda hani birisi bana ya sen deli misin, saf mısın diyor mesela. Yok diyorum ben yapamam ki. Yaparsam düşüyorum. Çünkü benim merdivenim bu arkadaşlar. Eğer siz de üçüncü gözünüzü açmak istiyorsanız, gerçekten o hediyeleri almak istiyorsanız, çünkü bu aslında bakarsanız yaratıcının bize bir ikramıdır. Biz ne yaparsak yapalım. Evet bizim çabamız bu merdivenlerden çıkmak ama bunu nasip edecek olan Yaradan'dır. O yüzden mutlaka vazgeçmeyeceğimiz iki erdemimiz olsun. Şimdi biraz daha böyle maddesel şeyleri geçiyorum. Onları hızlıca anlatacağım. Gökyüzüne bakmak, bulutları izlemek ve tefekkür etmek. Tefekkür 1.000 yıllık ibadetten daha hayırlıdır. Yani ben belki günde 1 saat gökyüzünü izlerim. Bilmiyorum yani hani sürekli dalar giderim ve tefekkür ederim. Yani evreni düşünürüm. Gerçekten tefekkür etmek inanılmaz insanın ufkunu açıyor. Ve gözlerinizi gökyüzüne dikin arkadaşlar. Hani gerçekten bir buluta mesela dikin. O buluta uzun süre baktığınız zaman şunu fark edersiniz. Bulut size doğru yaklaşır ve büyür. Aslında orada üçüncü gözünüz aktive olmuştur. Tamam mı? O bulutu size doğru çekiyordur. Bunu lütfen yaşayın. Aynı ritimlerde müzik dinlemek, böyle hani ritmini bildiğiniz müziği tekrar tekrar dinlemek üçüncü gözünüzü aktive ettirir. Yine meditasyon yapmak bunlardan biridir. Ben bütün bu saydığım şu üçlüyü birleştiriyorum. Yani yürüyüşe çıkıyorum. Kulağıma sevdiğim bir müzik açıyorum. Ritmik bir müzik. Yani yürüyüş yaparken bir kere bacaklarımdan o hareket enerjisiyle enerjiyi önce kök çakramdan yukarı doğru yönlendiriyorum. Boşa yürümeyin. Yani yürürken ki enerjinizi alın bacaklarınızdan yukarı doğru yönlendirin. Orada müziği dinlersiniz. Zaten o müzik sizde dopamin salgısına neden olur beyinde. O dopamin salgısı haz oluşturur. O haz titreşiminizi yükseltir enerji bedeninizin frekansını. Frekansınızın yükselmesi de yani direkt bir şekilde hem 6 hem 7. çakralarınızı enerjiyi depolar. Hayal etmek, güzel anılarınızı hayalinizde canlandırmak çok etkili bir yoldur. Güzel hayaller kurun. Geçmişinizden de güzel hayalleri çekebilirsiniz. Geleceğe dair umutlu olun. Geleceğe dair kendinizi gördüğünüz güzel yerler hayal edin. Bunu yapan üçüncü gözünüzdür. Anlaştık mı? Üçüncü gözünüzdür bu hayali kuran. O yüzden üçüncü gözünüzü güzel hayallerle besleyin. Sonrasında maalesef bizi yüzyıllar boyunca diyeyim zehirlediler. Yani işte bu epifiz bezimiz, beynimizin diğer yapıları da çok önemli. Hani buraları enerji bedenimizi arındırıyor olmak çok önemli. Ben düşündüm Mukaddes Hocam. İşte hani flor anlatılıyor, diş macunu anlatılıyor ya. Tamam dedim ya bu tamam bunu kabul ediyorum bu cepte. Ama dedim ya bu kadar toplumu depresyona iten, kaygı bozukluğuna iten, anksiyeteye iten, insanları ruhundan bu kadar kopartan ve bu kadar ruhsal acı yaşamalar neden olan başka bir şey olmalı dedim. Ve direkt kalbime mi diyeyim, zihnime mi diyeyim şu geldi su. Su. En basiti içtiğimiz su arkadaşlar. O klor var ya. İçtiğimiz sudaki klor eksi bir yüklü, flor eksi bir yüklü. Yani bunlar bizim direkt beynimizi zehirliyor. Ve ben bundan sonra bu yayını hazırlanırken yayınları açtım baktım. Klorun, florun etkilerini açtım baktım. Bilimsel araştırmaları inceledim. Gerçekten erken ergenlik yapıyor. Kısırlık yapıyor. Kanser yapıyor. Unutkanlık yapıyor. Bunama yapıyor. Tüm bunları yapıyor. O yüzden lütfen çeşme suyu kesinlikle zaten içmeyin. Yani çeşme suyu yasak. Çeşmeden su Bol içeceksek klorür. arıtıcı Klorür. kullanın. Klorür bromür. Bromür de var. Bromür demek. Yani arıtıcı kullanın artı bir de bedenimizi asidik hale getiriyor bu maddeler.
Yani bedenimizi kesinlikle bizim... Uzaklaştırmak için de iyotu da söyleyeyim bu Evet. arada o zaman. İyot kullansınlar lütfen, %2'lik iyot solüsyonu. Evet. %2'lik iyot solüsyonu kullanabiliriz. Ben de sabahları suyumun içine 2 damla atıyorum. Evet. Sabah su içerken iyotu içiyorum. Ama bundan daha önce gerçekten şu içme suları bizim tüm hayatımızda var. Yemeğe bile kattığınız suyu mümkünse arıtıcı alın. Mümkün değilse 15 dakika suyu kaynattığınız zaman o klor gaz haline dönüşüp uçuyor. Böyle bir bilgi var. Bir de suyumuzu alkali içmemiz gerekiyor. Yani ben direkt bunları araştırdıktan sonra gittim alkali su. Yani şu an evimde aratıcı yok, sipariş edeceğim. Gittim alkali su aldım, artık alkali su içiyorum. Çünkü vücudumuz, enerji bedenimiz, bizim ruhsal yapımız hepsi birbiriyle ilintili. Yani enerji bedenimizi ne kadar arındırmış hale gelebilirsek, ne kadar alkali, saf, arınmış hale enerji bedenimiz gelirse, biz aslında ruhsal deneyimlerimizi de o denli daha fazla yaşıyor olacağız. Ve kesinlikle et arkadaşlar. Kırmızı et. Yani benim direkt zaten midem bulanıyor ve şu olumlamayı yapıyorum. Sağlıklı yaşamayı, beslenmeyi seçiyorum diye bir olumlamam var benim. Direkt et gördüğümde midem bulanıyor. Çünkü o eti, mesela et yemeye önüme geldiği zaman orada kesilen hayvanın canlı görüntüleri gözümde canlanıyor. Kesildiği an böyle mahvoluyorum yani. Hani eti, kırmızı eti mümkün olduğunca hayatınızdan çıkartın. Ya da şöyle yapın. Hani hiç çıkartamıyorsanız hani 2-3 hafta bir bedeninizi arındırın. Yani bir detoksa girin. Hani ayın bir haftası, 3-5 günü hani illa yiyecekseniz yiyin. Ama şöyle bir 2 haftalık, 3 haftalık aralarla bedeninizi alkali hale getirmemiz gerekiyor. Alkali beslenmekle ilgili başka bir yayın yaparız hocam. Yani ama bu konuda söylemem gerekiyordu. Artı ışık ve karanlık görevini yapmalı arkadaşlar hayatımızda. Yani akşamları biraz erken yatalım ki melatonin hormonu beynimizde üretilebilsin. DMT hormonuyla birlikte bunu doğal yolda kendimizin arttırmamız lazım. Yayından sonra hemen yatıyorlardı Evet. saat 11'de. Öyle olsun. Hani geceleri uyku ile geçirelim. Ne o? İyotu artık bu yayında söyleyeyim. Başka yayında söylemiyorum. Benim eczanenin numarasını yazayım altına. Bizim yaptığımız, doktor eczacı arkadaşımızın yaptığı iyotu birlikte yapıyoruz. Alabilirsiniz. Numarayı koyayım. Hiç başka yayında söylemiyorum bakın. Burada Koyun hocam söyleyeyim. yani kesinlikle koyun. Hatta Söylemiyorum, ben iyotu unutmayayım. şeyde de kullanıyorum. Mesela grip olacak gibi hissediyorsam kendimi hemen iyotla gargara yapıyorum. Veya Bu karanlık mı? Çok sinüs karanlık. yıkayıcılar var. O sinüs yıkayıcının içine 2 damla iyot katıyorum. Burnumu dolamaya Hocam yapıyorum. gelecek şey var ya, önümüzdeki pandemi sürecinde sürekli sürdüreceğiz iyotları. Her gün iyotun mutlaka en az bir damla %2'lik içilmesi lazım. Onun Yani bakar tarifini mısınız olay hazırlattım ben. nereden nereye geliyor? Yani enerji bedenimizi arındırmak tam üçüncü göze gidiyoruz. Çünkü Evet. hepsi bir bütün. Evet. Bunun dışında arkadaşlar faydalı bitki tohumları var. Susam, çörek otu, keten tohumu gibi. Bunların içinde de faydalı esansiyel yağlar, amino asitler var. Bunları da hayatımıza tekrardan almamız gerekiyor. Ve kesinlikle D vitamini olması gerekiyor. D vitamini, D3, K2 formu şeklinde yine hayatımızda olması gerekiyor. Şimdi ben son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, bunu da nasıl anlatacağım bilemiyorum. Şimdi bu üçüncü göz evet çok kıymetli. Ama üçüncü gözümüzün bizim az önce anlattığım şeyler doğrultusunda biraz hak edişimizle açılması gerekiyor. Yani düzensiz bir şekilde cinsellik yaşayıp, her gün et tüketip, günde 2 paket sigara içerek üçüncü gözümüzü açamayız. Anlatabiliyor muyum? Hele Yani sigarayla, alkolle olmaz yani. bu bir ruhsal hak ediş var burada. Yani en başta şu hani hayatınızı iki değer koyun dememin ilk maddeyi koymamın nedeni bu. Lütfen bu çok kıymetli. Yani şu an mesela çevrede görüyorum işte şu ritüeli yapın, bunu yiyin, bunu için üçüncü gözünüz açılsın, şu olsun. Bu. Olay bu değil. Olay biz üçüncü gözümüzü açmaya gelmedik. Biz evet ruhsal bir varlık olduğumuzu fark edeceğiz. Ruhla temasa geçeceğiz. Ama ve lakin biz insan olmayı deneyimlemeye geldik. O yüzden bir şeylerin yavaş, kademeli ve hak ediş usulüyle
dingin bir şekilde yapılması gerekiyor. O yüzden böyle hızlıca üçüncü gözünü açar, şunu ye, bunu iç gibi şeyleri açıkçası ben bir hekim olarak bilmiyorum. Yani kimsenin işine de karışmak istemiyorum ama hani bunu da söylemek gereği Hocam, hissettim. gözüm açılırsa korkarım diyenler var. O konuda ne diyorsunuz peki? Hocam ruhsal sistemde şöyle bir şey var. Kesinlikle biz bir kere tek başına bu dünyaya atılmış varlıklar değiliz. Hepimizin koruyucuları var, melekler var, rehberlerimiz var. Her birimiz bir kontrol içinde aslında bu süreci yaşıyoruz, bu akışı yaşıyoruz. Mesela şu anda da bizi izleyen kardeşlerimiz hepsi koruyucu bir akış içindeler. Yani adamın o şefkatini görsünler, bilsinler, hissetsinler. Yani ondan gelen bu akış bizi kesinlikle şefkatle koruduğu için kademeli olarak gelecektir. Ve bazı şeyleri gördüğümüzde onun korkusu bizde olmayacaktır. Yani bazı bir takım işte varlıklardan korkuluyor mesela atıyorum işte üçüncü gözüm açıldı şunu gördüm. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olma ihtimali imkanı yok. Sadece burada şuna dikkat edin. Kimi dinliyorsunuz, kimi konuşuyorsunuz, kimin enerji kanalı içindesiniz. Biz kimi konuşuyorsak, kimin sohbetini dinliyorsak şu an dinleyenler bizim enerji kanalımız içinde. Ben bu yayından önce ayetel kürsümü okuyorum, namazımı kılıyorum, besmelemi çekiyorum. Ben koruma altındayım. Şu an hepimiz koruma altındayız. Anlatabiliyor muyum? Kimi dinlediğinize yani o anlamda dikkat edin. Bir şey olmaz. Hiçbir şeyden korkmayın. Ve nereye giderseniz gidin. Ayetel kürsüyü, besmeleyi dilinizden eksik etmeyin. Ruhsal yükselişte yani besmele her gün hayatımızda olmalı. Korkuyu kendinize çekmeyin. Bir de şöyle bir şey de var. Bu spiritüel alana girmiş olan kişileri bekleyen hocam 5 dakika vaktin olur mu? Yapalım yapalım. Olur. Bu çok önemli. Çünkü bu şekilde biz yani bizi dinleyen çok arkadaşımız var bunu biliyorum çünkü. Bu şekilde hani üçüncü gözüne yoğunlaşmış, spiritüel alana yoğunlaşmış ve bu alanda enerjisini burada toplamış olan kişileri bekleyen bazı tuzaklar var. Evet burası çok insana çok büyük haz veren bir şey. Mesela geçen işte kardeşimle kamp yapacağım. Oraya gidiyoruz kamp organizasyonu için. Ben şimdi arabanın içinde gülmeye başladım. Bulutlara bakıyorum, gülüyorum. Kardeşim ne oldu diyor. Diyorum çok güzel değil mi? Ya bakıyorum böyle. Hani gerçek olamayacak kadar güzel değil mi diyorum. Kardeşim döndü bana. Sen ne içiyorsun abla dedi. Yani insan da böyle bir kafa yapıyor. Çünkü ayakların yerden kesiliyor ve dünyanın o acısından, karmaşasından, kaosundan uzaklaşıyorsun. Ruhsal planda bambaşka bir boyuttasın. Bunun handikapı var hocam. Bunu siz de yaşıyorsunuz biliyorum. Yani çok fazla ruhsal ve spiritüel alanda olduğumuz zaman biz ayaklarımız yere basmıyor ve dünya ile olan bağımız zayıflıyor. Para kaybediyoruz. Akıl sağlığımız tehlikeye giriyor. Ailemizle olan bağlarımız tehlikeye giriyor. Kendi bedenimiz bir kere beden sağlığımız bozulmaya başlıyor. Ben abarttığımda bu konuyu ruhsal tarafta çok kaldığımda şunu hissediyorum. Hemen bir grip olacak gibi böyle bedenim bir sarsıyor. Sevil diyor geri gel diyor kendine gel diyor. Tamam mı? O yüzden bu ruhsal alanda da aşırı derecede kalmamamız gerekiyor. Çünkü bu da bir bağımlılık yapıyor. Bu alanda epifizi fazla çalıştırdığımızda bakın DMT hormonu, ruh molekülü deniyor ona. Fazla salgılanıyor. Bu da aslında bir tür bağımlılık yapıyor bizde ve dünyaya geri dönmek istemiyoruz. Yani dünyaya geri temas etmek istemiyoruz. Ya, hastaneye gitmek istemiyorum bazen böyle yani bulutları falan izleyeyim istiyorum. Yani o yüzden bu alanda da çok fazla kalmayıp şöyle ayaklarımızın da biraz daha yere basması gerekiyor. Burada 6. çakradan sonra 7 ve 8. çakralar var. O birlik duygusundan sonra kişinin ruh yıldızı çakrasıyla ruhuyla teması var. Bir ruhu güneş diye simgelersem eğer o güneşin içine bu bilinç seviyesinden sonra sizi bekleyen şeyi söylüyorum. Güneşin içine giriyor kişi. Sonra o güneş gelip o kişinin kalbinden doğuyor. Yani böyle bir de döngü de var ruhla ilgili. Şu an evet ruhla temas halindeyiz. Ama şu döngüyü tamamladığımızda aslında tepe çakradan sonra ruhla gerçek teması yaşıyoruz. Yani ruh ve yüksek benlikle temasımız da biz daha üst bilinçlerde yaşıyoruz. Yani bu noktadan sonra sizi bekleyen şeyler de var. Oranın enerjisi çok yüksek. Yani kişinin beynini, aklını, zihnini alıp götürüyor. Yani bu çok bambaşka bir şey. Ruhun kişiye teması, yüksek benliğin teması.
Ama bu da geçilmesi gereken bir aşama. Velhasıl ruh, işte ruh yıldızı, sonra ruhun kişinin güneş gibi kalbinden doğuşundan sonra aslında bizim şu döngümüz tamamlanıyor. Hani kalbe geri gelmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Kalp bizim denge çakramız, denge organımız ve tüm bu dengeyi, yani bu döngüyü tamamladıktan sonra biz aslında insan olmayı deneyimliyoruz. Ve bu noktada da yine spiritüel olanlara söylüyorum. Bakın, çok aşırı gidenlere söylüyorum. Kendinizi çok yalnız hissediyorsanız, bakın aşırı. Çünkü bu kişiler anlaşılmaz. Yani atıyorum, anneniz sizin eski siz olmanızı ister. Kocanız, karınız sizi eski siz gibi görmek ister ama değilsinizdir. Çünkü siz bambaşka biri olmuşsunuzdur. İşte çocuğunuz başka biri olarak sizi görmek ister. Ama siz o değilsinizdir yani. O yüzden kişi biraz yalnızlaşır. Yani kendini biraz daha çeker. Çektikçe daha çok yalnızlaşır. Bu alandaki kişilere benim acizane tavsiyem, kendime de bu derin yalnızlık duygusunu hissettiğinizde, yani böyle bir çocuk kadar bu acıyı hissettiğinizde, lütfen insan olduğunuzu hatırlayın. Ve orada biraz abarttığınızı görün. Yani şöyle, bunu abarttığımızda şu da olabilir. Mesela şimdi Mukaddes Hocama laf atacağım ama ayağınızı basarsanız merdiveni görmezsiniz. Merdiven ayağınızın altından kayar. Kapıya elinizi atarsınız, böyle tokmağı tuttum sanırsınız. Tutamazsınız. Böyle döner yuvarlanır düşersiniz. O yüzden dengede olmamız bizim için çok önemli. Mutlaka hani bir yerde kendimize bir denge unsuru kendimize belirlememiz gerekiyor. Değil mi hocam? Neydi o, değil mi? Valla. Neydi o? Onu ben bir hafta yani şokundan kurtulamadım ama İşte hakikaten. orada şey vardı. Siz Hakikaten. Ankara'da çok yükseldiniz. Çok Evet. yükseldiniz yani Ankara'da. Evet. Sonrasında dengeye geldiniz. Şeyde yoktun sen bile. Hacı Bayram Veli'nin önünde yoktun. Yoktum. O bir başkaydı. Burada Serap var, görmüştü o. Çok ilginçti yani. İşte. Tabii oradan döndükten sonra oldu. Aynı gün zaten. Aynı gün. Valizi İşte. aşağıya koydum. Çok ilginç yani. Evet. Ama yani orada şeyi hakikaten yaşamın farklı olduğunu, yani buranın aslında Matrix olduğunu anlıyorsun orada. Kendini havuza atar gibi sırt üstü böyle 6-7 basamak merdivenden arkaya atıvermek. Yani acayip. Ama şey, tırsmışım orada. Oraya her geldiğimde kapıyı tuttuğumdan emin oluyorum. Yani artık şimdi bütün dikkatim orada. Sistem size orada mesaj verdi. Mukaddes Hanım, ayaklarınız yere sağlam basın. Tuttuğunuz yere iyi Hakikaten. bakın. Şimdi artık böyle şey yapıyorum yani. Tutuyorum artık, emin oluyorum. Aynı kapı çünkü. Kapıyı ben hiç ellemedim orada yani. Çok ilginç ya. Bugün ne yaptım? Bugün de çok önemli Yaptın? bir toplantıda açılışı şöyle yaptım. Bugün 17 Eylül 2014 diye yaptım. İşte zaman algısı değişiyor. Gitti. Ve yani çok ilginç. Geçen gün yayında da söyledim yine, 2019 dedim. Yani ilginç. Bilmiyorum hangi yıl olduğunu falan. Hakikaten bilmiyorum. Şaka gibi değil mi? Unutuyorum yani. Hangi yıldayız diye soruyorum. Bayağı geçen günde 2224 filan zannettim. İşte hocam şey oluyor, ruhla temas var ya. Hani o ruhla temas, orada teknik var ve zamanın üstündesin. Hangi zamanda yaşadığını algılayamıyorsun. Hatta insan olduğunu da algılamıyorsun. Çünkü enerjin üst çakralarda. Hatta burada şöyle bir tehlike de var. Kişi cinsiyetini unutuyor. Ya kadın mıyım, erkek miyim? Bir noktada bunu da abartırsan. Ya. Gerçekten bu böyle. Sevil Bakın ben canım yaşadım. yani. Sevil canım valla. Şimdi bak. Hayır, ben yaşıyorum zaten, ondan güldüm. Allah Allah. Geçenlerde ben kızımı tanıyamadım, biliyorsun değil mi? Anlattım değil mi? Özel yan Yok, yanayım. hayır, haberim yok. Aa, neyse. Şey de yani çok ilginç. Rüya değil bunlar. Kız kardeşim, yeğenim ve kızım şehirler arası yolculuktayız. Çay getiriyor. Kız kardeşime kahve getiriyor. Bütün direnmelerime rağmen.
Yeğenim getirdi böyle sehpa şeye masaya koydu. Tam karşımda kız kardeşim var. Onun yanında şey var, kızım var. Benim yanıma da yeğenim oturacak. Böyle getirdi, koydu tepsiyle masanın üstüne. Sonra biz bunu sevgili Ayşe Güler Putlu ile konuştuk. Koydum. İkisini hatırlıyorum. Kız kardeşimle yeğenimi. Kızımı katiyen tanımıyorum. Öyle baktım kaldım. Bu da diyorum nereden tanıyorum bunu? Yani Hocam ve bilinç ona yüksek Ümran benlikle dedim. iletişime geçiyor. Ümran dedim. Ümran Sevil canım, ben Ümran diye birini hayatım boyunca tanımadım. Yani Ümran kim bilmiyorum, ona Ümran dedim. Ümrancım dedim. Hepsi şoka girdi. Hepsi birden. Ben tabii o ara biraz gücüme gitti yani. Biraz kalbim kırıldı. Ne oluyoruz diye. İşte bunlar normal değil. Yani boyutlar arası geçişler bunlar. Ama hocam Boyutlar işte arası orası bizim tabii. kendimize dur dememiz gereken yerler. Boyutlar Yani arası gerçekten geçtiğin bakın zaman gidiyorsun, bilinç çok geliyorsun. üst bir bilince temasa geçiyor. İşte dünyada mısın? Hangi zamandasın? İnsan mısın? Kadın mısın? Ya yani ben bazen ismimi unutuyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben ismimle gidiyorum. Ve o kadar büyük bir haz veriyor ki bu yokluk yani. Yoksun yani. Ama lakin bu da bağımlılık yapıyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey. Neden biliyor musunuz? Ben bunun farkındalığına 2-3 hafta önce uyandım. Ben bunu kaçış olarak kullanıyormuşum. Yani kendi insanlığımdan, bakın itiraf ediyorum, insanım, kadınım, duygularım var, ihtiyaçlarım var, değil mi? Mesela benim bir zafiyetim, hayatımda mutlaka bir erkek figürünün desteğine ihtiyacım var. İnsan ve kadın olarak buna ihtiyacım var. Ben bu ihtiyacımı görmezden gelmek için kendimi sürekli ruhsal tarafa atıyormuşum. Sürekli manevi tarafa atıyorum. Niye? İşte zafiyetim belli olmasın. Cinsiyetsiz olayım. Anlatabiliyor muyum? Hani burada bir patoloji var. Hani buraya biz kendimizi bilinçli olarak atıyoruz. Bu da doğru değil. Ya orası bizim artık kendimize dur deyip hayır yeter. Mesela ben bu yayını yaptım ya şimdi 2 hafta sadece dünyayla ilgileneceğim. Çok şükür. Bu Alzheimer olur mu diye soran canlarım. Bu Alzheimer Değil. olmaz. Yani Alzheimer şöyle bir şeydir. Bir zamana kadar hatırlarsınız, sonrasını hatırlamazsınız. Ama tamamen sıfır kilometre bir insanın kendi kızını hatırlayamaması ve adını başka bir şey söylemesi, hiç bilmediğim bir ismi söylemesi, bu Alzheimer değil, boyutlar arası yolculuk. Eskiler şey yaparmış yani, Abdülkadir Geylani mesela göz açıp kapama süresinde bir şey anlatırken böyle bir anda dalarmış. Artık alışmışlar insanlar etrafındaki. Böyle bakarmış. Birkaç saniye sonra kendine gelirmiş. Allah kahretmesin ya, işte koskoca adam kız çocuğuna tecavüz edecekti. Başını aldım geldim. Onlar biliyorlar. Onlar üstad çünkü. Yani başını aldım geldim. Başka boyutta orada belki 3 gün geçti. Ama orada sadece böyle yapıncaya kadar böyle bakıp kalıyor. Onlar hatırlıyorlar. Onlar üstad. Ama tabii böyle bir süre pratikten sonra belki bizler bile hatırlayabiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir Hocam biz kendi yayındı. halimizde yaşayalım hocam. Yani mümkünse. Güzel bir, ama işte bunları biz bilerek yapmıyoruz ki yani. Ben kendi adıma, yani daha önce de bir iki yayında konuştuk bunları ama ben kendi adıma sık sık uyandığımda nerede olduğumu zaten hatırlamıyorum. Bu Alzheimer değil. Bu odayı tanıyorum diyorum. Yatak odamdan bahsediyorum yani. Hiç hatırlamıyorum. Uyanıyorum. Artık alıştım. Kıpırdamıyorum. 15-20 dakika geçiyor bazen. Hatırlamıyorum. Hiç kıpırdamıyorum. Öyle kalıyorum. Burayı nerede gördüm? Burayı nerede gördüm? Burayı bir yerden hatırlıyor bilinçaltı ama hatırlamıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Geliyor yani. Beden, zihin dengesi yerine geldiğinde artık sorun yok. Evet, sevgili Can. Çok güzeldi ya. Seninle yayın yapmak ayrı bir şey. Ama baş başa çok konuşacağımız şeyler var. Ben genelde böyle Gel şeyleri geleceğim hocam anlatmam. Anlatmıyorum. ziyaretinizi. Ben sizi Anlatmıyorum çok bunları. konuşturuyorum yayınlarda hay Allah. Sen beni konuşturuyorsun. Genelde anlatmadığım şeyler sen cesurca böyle ortaya çıkınca
Ben de birazcık bahsetmeye başlıyorum. Ama normalde tabii konuşmuyoruz. Konuşulduğunda bir de bunların konuşulmaması lazım. Konuşulduğunda bazı yeteneklerinizi kaybedebiliyorsunuz. Çok fazla anlatılmaması lazım. Biraz sırlı kalması lazım bazı şeyler. O Ama hocam yüzden. şimdi gerçekten değişik bir dönemdeyiz. Yeni bir çağ başlıyor. Hani az önce dedim de bir eczacı, bir doktor oturmuş bunları konuşuyoruz ama kendimiz için konuşmuyoruz bunları. Aslında biraz üçüncü gözleri titreştirebilmek için konuşuyoruz. Yoksa konuşuyor olmazdık yani. Evet. Evet, Hacı Bayram Veli de biz şeyde toplandık. Bir tane, üç tane teyze geldi aslında. Çok ilginçti hepsi. Ama bir tanesi böyle değil mi? Şey yaptı. Serap hatırlattı, şimdi görüyorum. Böyle tam böyle vurdu, şey yaptı omzumdan. Döndüm arkamı. Şoka girdi. Dedi, benim gördüğüm sensin. Rüyamda gördüm. İstanbul'da rüyada gördüm. Buraya geldim dedi. Ve gönderemedik yani, gitmedi. Yarım saat falan işte elimi kalbine koydurdu, işte falan elimi tuttu, yani ayrılmadı. Ben dedi, seni rüyamda gördüm. Burayı da gördüm. Bu kalabalığı da gördüm. Burada sen insanlara anlatıyordun, işte başında örtü, insanlara şey veriyordun, ders veriyordun. Dedim, ders vermiyorum. Sadece etrafımı sardılar. Ders vermiyordum. Ama sorular soruyorlardı. Ben sorularına cevap veriyordum sadece. Hacı Bayram Veli'nin önünde. O teyzemiz, birkaç teyzemiz daha ilginç şeyler yaşadık. Ondan sonra sen geldin konferans salonuna. Evet, iyi ki varsın ya. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Diğer konuklarımıza şey yapmayayım diye uzatmıyorum. Yoksa böyle uzun uzun yapacağım bu yayını. Fakat diğer konuklarımız da burada izliyorlar şimdi. Ben konuştum o 20 dakikayı. Onun için sevgili hocama fazla zaman vermiş oldum. Çünkü o 20 dakikayı ben konuştum zaten. Evet, teşekkür ediyorum Can. Seni seviyorum. Ben de Kaydediyorum. teşekkür ediyorum. Canların videoyu kaydediyorum. Video sevgili hocamın sayfasında da olacak. Bu sayfada da olacak. Hatta bir iki gün dursun altında, telefon numarasını da yapmam başka hocalarda. Telefon numarasını da koyayım, WhatsApp numarasını. WhatsApp'tan yazın, iot yazın, size tık göndersinler bilgilerini. Olur mu? Yarın saat 9'dan itibaren. Haydi, güzel bir akşam diliyorum. Görüşürüz güzel canım. Sağ olasın. Seni seviyorum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Herkese aşkla kalın. İyi akşamlar canlarım. İyi akşamlar.